Şimdi önemli bir konudan bahsedeceğim. Bu çocuğumuz küfür etmesini, kavga etmesini öğrensin mi? Yoksa biz onun terbiyeli bir çocuk olarak yetişmesinde, küfür etmesine <laughs> ve kavga etmesine fırsat vermeyelim. Onlar öğrenmesin mi? Terbiyeli çocuktan anladığımız ne? Burada iki bakış tarzı var. Bir bakış tarzında çocuğumun terbiyeli, iyi bir insan olarak yetişmesini istiyorum. Ondan dolayı küfretmesin. Arkadaşlarıyla iyi geçirmesini öğrensin efendi gibi konuşsun, öfkesine yenik düşmesin, bağırıp çağırmasın, tekme vurmasın, başkasının elinden bir şey almasın ve böylelikle sevilen bir arkadaş olsun, istenen bir arkadaş olsun. Ben çocuğumun böyle birisi olmasını isterim. Bir kere bu bakış tarzında çok iyi yönler var ve hakikaten gerçekçi yönleri var. Çünkü yaşam bir ekip işi, kendi başınıza anlamlı, güçlü bir yaşam sürdürmeniz mümkün değil. O nedenle mutlaka bir ekibin parçası olacaksınız. O zaman insan ilişkilerinde iyi geçinmeyi, bilmeyi, konuşmayı, beraber oynamayı bilmeniz lazım. Fakat herhangi bir garantiniz var mı ki bu çocuk yaşama atıldığı zaman tamamıyla kendisi gibi iyi niyetli insanlarla beraber olacak? Bu karşılaştığı, konuştuğu iş yerinde kaldırımda, takside, şu veya bu şekilde insanlar hepsi iyi niyetli ve saygılı olacak. Hiçbir garantiniz yok. Durumdan duruma, toplumdan topluma bu değişir. Onun için iyi, terbiyeli olmayı bilmek başka bir şey. Buna mecbur olmak başka bir şey. O bakımdan annenin, babanın terbiyeli bir çocuk yetiştirme bilincinin yanı sıra acizliğinden dolayı terbiyeli değil. Bunun doğru olduğunu bildiğini ve seçtiği için terbiyeli çocuk yetiştirmesi lazım. Güçsüz çocuklar yetiştirmeyelim. Ne demektir bu? Çünkü hayatta gasp eden, sınırlara saygısız, sürekli onun zamanını, parasını, ilişkilerini kullanmak ve çalmak isteyen insanlar olacaktır. Kendi sınırlarının farkında, kendi sınırlarına saygılı insan güçlü olmak durumunda. Böylelikle hem insan ilişkilerini bilecek, hem de bu ilişkilere saygısız olan insanları sınırlarının dışında tutmasını hem bir bilinç olarak, bilgi olarak hem de beceri olarak öğrenmek durumunda. O bakımdan gerçekten terbiyeli olmak, efendi olmak, acil olmak anlamına gelmez. Küfretmesini bilirim. Ama küfretmemeyi seçerim. Ben boks yapmasını da bilirim, judo da bilirim, güreşi de bilirim ve dayak atmasını da bilirim. Ama dövüşmeyi seçmem. Konuşmayı seçerim. İşbirliğini seçerim. Ama gerekirse de bunu yaparım. Onun için bu önemli söz değil mi? Ne kadar önemli. Eğer barış istiyorsan savaş yapabilecek nitelikte ol ve o gücü sürekli göster. O zaman barışı koruma altına alırsın. Peki bunu nasıl yapacağız meselesi var. Ben çocuğumu hayattan korursam bunu yapamam. Bu çocuğumu hayattan korumadan, peki zarar verirse ortam, aha işte o zaman dengeli bir ilişki kuracağım. Çocuğumun yapabileceği bir şeyi ben yapmayacağım. Ama adım adım, adım adım onun gelişmesi içerisinde onun yapabileceği şeyleri yapmaya başlayacağım. Daha doğrusu onun yapabileceği şeylere fırsat vererek onun yapmasına izin vermeye başlayacağım. Böylece gittikçe güçlenen ben yapabilirim duygusu içerisinde olan bir çocuk yetişmeye başlayacaktır. Nedir bunun yolu? Yani nasıl bir yol izleyelim? Bunun yolu nedir diye sorduğunuzda bunun yolu esas itibariyle çocuğun kendi yaşına uygun bol bol oyun oynaması demektir. Bol bol oyun oynaması çocuk için çok 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 önemli. Mümkün olduğu kadar geniş mekanlarda kendi yaşıtından çocuklarla kendilerinin bulduğu oyunlarla zaman geçirebilmesine fırsat vermek lazım. İşbirliğini öğrenir. Sınırlarını korumasını öğrenir. Ve neleri iyi yapması gerektiği ilgili algılamalar geliştirir. Onun üzerinde çalışmaya başlar. Böylelikle onların oyunlarına müdahale etmeyeceksiniz. Gözleyeceksiniz, üzerinde sohbet kuracaksınız ama bol bol oynamalarına fırsat vereceksiniz. Oyun içerisinde çocuk itilen, kakılan birisi ise müdahale etmeyin. Evde konuşun. Bundan rahatsız mı, değil mi? Neden böyle oluyor? Bunun için ne yapılabilir konusunda konuşun ama o yapsın. Siz eğer gerekirse diğer anne babalarla, öğretmenle arkadan destek verebilirsiniz ama çocuğun hayatına müdahale edip onun arkasında durarak yapmayın çünkü onu güçsüz hale getirirsiniz. Böylece hedefimiz ne olacak? Seçimlerini önemseyen güçlü insan. Küfretmesini bilirim ama etmem. Neden? Çünkü uzun vadede beni yalnız bırakır... ve sosyal gücümü kaybederim, yapayalnız, anlamsız bir hayatım olur. Ben... sevmesini bilirim ama onu da her yerde, her zaman göstermem. Uygun insanda... uygun zamanda... uygun bir şekilde... sevgimi ifade ederim, konuşmasını bilirim. Böylelikle... bizim hedefimiz... gerçekten terbiyeli, iyi aile terbiyesi almış çocuk yetiştirmek... ama... bu... aciz küfretmesini bilmeyen, kavga etmesini bilmeyen bir çocuk yetiştirmek demek değildir. İyi aile çocuğu küfretmesini de bilir, kavga etmesini de bilir ama ailesine yakışanı, kendine yakışanı yapar. Teşekkür ederim.